Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. 150 cc bir Çin malı motosikletim vardı. Bugün biraz onunla uğraşacağız. Şöyle ki, daha önceden ben bu motosikletin debriyaj balatasını değiştirmiştim. Kırıldığından dolayı. Fakat debriyaj balatasını değiştirdikten sonra gaza tam tepki vermeme, işte kalkışta titreme gibi, hatta rölantide haddinden fazla titreme gibi problemler oluştu. Bu sebeple arka varyatör sistemini komple yenilemeye karar verdim. İşte burada bir tane arka varyatörümüz var, komple olacak şekilde. Yine ön varyatör var, komple. Kayışı da yenileyeceğim. Burada Bando marka, Japon malı bir kayışımız var. Diğer parçaları da çok kısa şöyle göstereyim. Sonra motosikletin yanına geçip devam edelim. Arka varyatör sistemi. Yani ben sadece şu debriyajı değiştirmiştim ama muhtemelen benim diğer parçalarımda da aşınma olduğundan dolayı gaza tam tepki vermiyor motosiklet. Bu sebeple bunu komple yeniliyoruz. Burada yine ön varyatör var. Bunu da komple yenileyeceğiz. Şu şekilde ön varyatörümüzde bagaları falan içinde olacak şekilde komple değişecek. Yani motosikletle ilgilenen arkadaşlarım belki benim gibi problem yaşayan arkadaşlarıma fayda sağlaması için bu videoyu paylaşıyorum. Şimdi motosikletin yanına geçelim. Bu parçaları önce tabii varyatör kısmını sökeceğiz. Sonra bir yeni parçaları takacağız. O şekilde devam edeceğiz. Bu arada motosikletin yanına geçmeden önce ben ürünlerin fiyatlarından bahsedeyim. Arkadaşlar internet fiyatıyla aynı olduğu için bulunduğum şehirde bir yedek parçacıdan aldım. Japon malı kayışın, Bando marka kayışın fiyatı 70 lira. Ön varyatör komple bagaları falan dahil içinde olacak şekilde 60 liraydı galiba. Evet, 60 lira. Arka varyatör komple olacak şekilde debriyajı falan üzerinde. Bunun da fiyatı 180 lira arkadaşlar. Belki değiştirmek, yenilemek isteyen arkadaşlarım için faydalı olur. Bu 31 Ağustos 2020 tarihli fiyatlar. Şimdi motosikletin yanına geçelim. İşleme devam edelim. Evet arkadaşlar, motosikletin yanına geldik. Sökmeye başlayacağız. Sökme işlemi oldukça basit. Şuralarda görünen 8 somunla sökebileceğiniz cıvatalar var. Bunları çıkartarak işleme başlayacağız. Bunları normal 8 anahtarla da sökebilirsiniz. Ya da bir lokma takımınız varsa, şu şekilde küçük bir lokma takımı varsa çok daha pratik olacaktır. Ben şu şekilde 8 ucumu takayım. 8 lokmamı daha doğrusu. Bu şekilde işe başlayalım. Da bütün vidaları söktük. Başka vida kalmadı. Şu şekilde kapağın bize doğru gelmesi gerekiyor. Şimdi varyatör kapağımızı şu şekilde çıkartmış olduk. Bunu bir kenarıya alalım. Şu ayak marşı da çıktı yerinden ama problem değil. Bunu tekrar takacağız zaten en son. Hatta ayak marşının diğer dişli kısmı da çıktı. Şimdi arkadaşlar, varyatör kapağımızı söktük. Ön varyatör, arka varyatör ve kayışımız karşımızda duruyor. Burada zorlanacağınızı düşündüğüm iki tane nokta var. Şöyle, arka varyatörün göbeğindeki somun ve ön varyatörün göbeğindeki tutan somun. Bunları sökmekte biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir parçamız var. Bu parçayla bakın şurada iki tane tutturabileceğiniz delik var. Bu deliklere şu şekilde bunu sabitleyip işte bunun şu kasından dönmesine engel olacak şekilde buradan anahtarla bu somunu sökebilirsiniz. Ama şöyle bir problem var. Bir önceki tamiratta eğer bunları sıkan vatandaş
havalı tabancayla sıktıysa gerçekten çok zor sökülüyor. Bunu açıkça söyleyeyim, hani sökmeyi düşünenlere, bu şekilde bir onarım yapmayı düşünen arkadaşlarım şimdiden bilgisi olsun. Ha, sökülmez değil mi? İlla ki sökülür. Zaten bununla ilgili çeşitli videolar da var internette araştırdığınızda. Şöyle profilden bir parçaya ihtiyacınız olacak eğer havalı tabancanız yoksa. Bunu da yapması çok basit arkadaşlar. Şöyle 40 santimlik bir herhangi bir profil şuradan yani Y şeklinde bir parça oluşturuyorsunuz. İki tane cıvatası var. Bu cıvataları da bakın şurada sabitleyebileceğiniz delikler var. Bu deliklere sabitleyerek sökebiliyorsunuz. Arka tarafı da aynı şekilde yani uygun olan bir pozisyonda şu şekilde sabitlediğinizde şu kasnan dönmemesini sağlayacaksınız. Buradaki amaç bu. Ya bu şekilde tabanca olmasının avantajı tabii ki çok daha kolay sökebiliyorsunuz. Bu kadar. Şimdi eski parçalarımızı alacağız. Şöyle kayışı da çıkartalım. Şimdi kayışım yeni aslında. Yani yeniden kastım iyi. Yine Bando marka ve Japon malı bir kayış. Ama ben problemlerin tamamen çözülmesi adına bunu da yenilemek istiyorum. Şöyle ön varyatörün diğer kısmını da aldık. Bakalım içindeki bagaların durumu falan nasıl. Aslında çok da kötü değilmiş. Neyse, bunlarla işimiz yok. Biz tamamen yenilerini takacağız. Ha, sadece baga değişimi yapacak olan arkadaşlarım, bu kalkışta falan titremeye problem olan parçalar bunlar. Sadece şu bagaları da alıp değiştirebilirler. Bakın 6 tane var. Set olarak satılıyor bunlar. 15-20 lira fiyatı vardır. Bunları da alıp tek parça tek başına değiştirebilirsiniz. Hani komple değiştirmenize de gerek yok. Ama ben şu an keyfe keder olarak komple değiştiriyorum diyebilirim. Şöyle eski parçalarımızı ayıralım bir kenara. Şimdi arka varyatörü alacağız. Şu şekilde kapağı çıktı. Yani tabii ki hani gözle görülür bir problem yok ama illaki bir aşınma vardır. İşte benim geçen sefer değiştirmiş olduğum balata, aslında bu da yeni ama zannediyorum uyumama gibi bir problem mi oldu, yoksa gerçekten benim bu kasnakta falan da aşınma vardı, o yüzden mi, hani gaza tam tepki vermiyor arkadaşlar. Yani bir gazı açıyorsunuz, belli bir süre sonra kavramaya başlıyor falan. Aslında önemli olan bir nokta daha var. Bunun içerisinde bakın şurada görebiliyorsunuzdur, bir yay var. Bu yayın da fonksiyonu çok, yani büyük bir öneme sahip bu yay. Çünkü kavramanın çalışmasını sağlayan parçanın tamamen bu. Bakın işte gaz açtığınızda siz kayış bu arada daha aşağı iniyor. Ve o yay vasıtasıyla bu balataları açıyor. Debriyaj balatasını açıyor. Sonrasında da dışındaki kasnağa takıldığı için bu kasnakta arka tekerinizi döndürüyor. Yani çalışma prensibi bu ama yani mantıklı olan komple yenilemek. Bakın zaten bir kızarma falan da var ısınmadan kaynaklı. Şimdi bunu da aldık bir kenara. Yeni parçalarımızı getirelim, devam edelim. Evet, öncelikle takmaya arkadan başlayalım. Şöyle arka varyatörümüzü aldık komple. Şu kapağını bir ayıralım. Yerine taktık. Arkadaşlar aslında benim motosikletim eski. Yani 2007 model. Benim de yıllardır kullandığım bir motosikleti. Yani aslına bakarsanız her tarafından beni değiştir artık, beni sat artık, beni değiştir artık diye bağırıyor ama malum bütçe meselesi. Şu anda yeni bir motosiklet almaya kalksam hani bu tarz bir scooter almak istesem minimum 15-20 bin liralık bir bütçe ayırmam gerekiyor ki hatta hoşuma giden bir model var. Honda'nın Forza 250 modeli var. Ona bakıyorum ama yani 40 bin lira, 42 bin lira civarında fiyatı var. Arkadaşlar yani şu anda ona ayırabilecek bütçem yok ama işin özünde motosiklet artık beni değiştir diye bağırıyor. Çin malı motosiklet 2007 model. Ben yaklaşık 7-8 senedir kullanıyorum bu motoru. Yanlış olmasın da aldığımda da
750-800 lira gibi bir şey almıştım ben bu motoru. Yani şu anda hani Çin malı öyle bir motosiklet gibi konuşuyoruz ama şu anda bile 3.000-4.000 liraya satılıyor yani bu motosikletler. Hala alan kullanan var. O yüzden bu şekilde küçük parça ilaveleriyle en azından elimizdeki malı bir müddet daha kullanmayı hedefliyoruz. Yani sohbet ediyor gibi oluyoruz ama çok da uzatmadan şu şekilde parçalarımızı takalım. Yeninin içindeki bagaları falan güzel yerinde. Bunu bir takalım bakalım öyle. Bunu da taktık. Şimdi kapağını takalım. Buraya pulumuzu koyalım ve somunu takalım. Arkadaşlar bu kadar işte, yeni sistemi taktık. Kapağını kapatacağız. Tabii kapağını kapatmadan önce bir denemesini yapacağız. Şu arka varyatörün de kapağını kapatalım. Şimdi motosikleti bir çalıştırayım ben. Bu kavramanın çalışıp çalışmadığına bir bakalım. Sonrasında bir problem yoksa kapağını kapatacağız. Kayışın şu anda gevşek olduğuna bakmayın arkadaşlar. Motosikleti çalıştırdığımız zaman bu kayış şey yapacak, gerilecek yani, yerine oturacak. Evet arkadaşlar, çalıştırdık. Herhangi bir problem görünmüyor. Şimdi kapağımızı kapatabiliriz. Arkadaşlar şimdi kapatmaya geçmeden önce bu işlemi yaparken eğer hani uzun zamandır sizin bu kapağınız açılmıyorsa, şu iç tarafı falan bakın, gösterdiğim yer tamamen kurum olacaktır. Açmışken burayı da bir balata spreyiyle şöyle bir güzelce temizlemenizde fayda var. Hatta ben de geçen sefer mesela yeniledim. Şu kısımdan dolumu yapılıyor. Daha şurada bir aşağıda vidası daha var. Oradan da boşaltım yapılıyor. Şu arka şanzıman kısmının, dişli kısmının yağını buradan değiştirebiliyorsunuz. 80 ve 90 numara yağ kullanılıyor. Sanayide, yağcılarda falan bulabilirsiniz. Dişli yağ diye geçiyor. Arkadaşlar ben bunu söktüm. İnanın yıllardır kullanıyorum. Hiç de değiştirmedim yani. Ben uzun yıllardır kullanıyorum. Benden önceki sahibi mi koydu artık, yoksa bilmiyorum, yağ zamanla inceldi mi? İçinden çıkan yağ sanki şey, böyle normal motor yağı gibi geldi bana, çok inceydi. Şu altta tapası var, bunu söküyorsunuz, boşaltıyorsunuz. Yaklaşık 110 milim civarı bir yağ kapasitesi var. Burayı boşalttıktan sonra kapatıyorsunuz. Şuradaki vidayı sökerek de buradan içeriye yağ basıyorsunuz. Bu yağı da bir şırınga yardımıyla basabilirsiniz. Hani direkt doldurmanız çok zor olacaktır. Yan duruyor çünkü orası. Şırınga yardımıyla içeri 110 milim civarı bir yağ basıyorsunuz. Zaten yağ dolduğu zaman buradan akmaya başlıyor, damlamaya başlıyor. Hani bunlarla uğraşmışken buranın yağını da değiştirirsiniz. Dişli kısmı biraz rahatlayacaktır. Çünkü çok dikkat edilen bir şey değil. Dediğim gibi benimki bile kaç yıl sonra ilk defa değişti. 80-90 numara dişli yağ kullanılıyor dediğim gibi. Şimdi biz kapatma işlemine geçelim. Tabii önce bu ayak marşının dişlisini takacağız. Aslında bizi biraz zorlayacak olan bu. Ama merak etmeyin, hani imkansız değil. İlla ki takılıyor yerine, biraz zor ama şurada bir yeri var, oraya oturacak. Şimdi bu parça yağlı bir parça olduğu için çok şeye de değdirmemeye çalışıyorum, kayışa. Hani yeni kayış yağlanmasın diye. Evet, şimdi bu parça yerine oturdu. Diğer dişlimizi takacağız. Şimdi bu ayak marşının zor olan kısmı şu yayı gerdirip şurada yeri var, bu yerine takmak. Önce bunu bir komple yuvasına oturtuyoruz. Evet, bu parça yerine girdi. Şimdi şu yayı bir pense yardımıyla gerdireceğiz. Bakın şu şekilde, şurada yeri var.
Buraya oturacak. Evet, şu anda yerine oturdu. Ayak marşımız da kullanıma hazır, yerinde. Şimdi kapağı kapatmaya geçebiliriz. Burada tabii malum söktüğümüz işlemin tam tersini yapacağız. Şu şekilde bir yerine oturtalım. Evet, kapak yerine oturdu. Şimdi vidalarımızı takmaya başlayabiliriz. Evet, cıvatalarımızı yerlerine taktık. Şimdi yavaş yavaş şöyle kademeli olarak bir sıkma işlemini yapacağız. Bu arada bu tarz çoklu vidaların olduğu bir kapakta vesaire de hiçbir zaman bütün yani tek bir vidayı abanıp sonuna kadar sıkmayın. Kademeli olarak şöyle teker teker dolaşın hepsini. O şekilde daha sağlıklı olacaktır. Şimdi şu diğerlerinin üstünden bir daha geçeceğim. Şöyle hafif yoklayarak. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla kuvvet uygulamayın. Çünkü genelde bu parçalar alüminyum. Çok çabuk diş atabilir. Çatlayabilir. Sonra iş çıkartır başınıza. Bir daha oralara uğraşırsınız. Şimdi kapattık. Şu ayak marşımızı da takalım. Evet, bu da iyi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi önce söktük bu vidaları açarak. Varyatör kapağını çıkardık. Ardından işte arka varyatörü komple yeniledik. Ön varyatörü komple yeniledik. Kayışı yeniledik. ardından tam tersi şekilde kapağı yerine kapatıp şu vidaların tamamını güzel bir şekilde sıktık. Şu anda motosikletimizin işlemi bitti. Ben haliyle bir test sürüşüne çıkacağım. Bir deneyeceğim bakalım. Hani motordaki o titreme, işte gaz tepkisi vesaire gibi problemler çözülmüş mü? Son olarak kapanışta da bunların bilgisini veririm. Videoyu kapatırız. Şimdilik ben bir deneme sürüşüne çıkayım. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben test sürüşünü tamamladım. Hava karardı gördüğünüz gibi. Test sürüşünü özellikle de uzun tuttum. Uzun tutmamın sebebi, yani o kadar bir iyileşme var ki bu titreme problemi, işte gaza geç tepki verme problemi çözülmüş. Bunlar bir yana, motorun hızında da bazı değişiklikler var. Şöyle 100 km civarındayken hız olarak 7000 devir civarında seyrediyordu devir saati. Şu anda 100 km sabit hızla giderken devir saati 5500 devirde seyrediyor. Yani motorun hız performansında da düşüklük varmış eski kavrama sisteminde, varyatör sisteminde. Bunu tamamen yenilediğimiz zaman görmüş olduk. Yani beklediğimden çok daha iyi oldu diyebilirim. Yani kesinlikle eğer bu tip problemleriniz, işte titremedir, gaza geç tepki verme problemleriniz vesairedir varsa, bu parçaları yenilediğiniz zaman yüksek oranla probleminiz çözülecek. Hatta beklediğinizden daha iyi olacak. Benim o kadar çok hoşuma gitti ki, yani bu titremedir vesairedir. Mesela 3500-4000 devir civarlarında hızlanırken motorun bu alt kısmından böyle bir
balans gibi bir titreşim geliyordu yani belli bir devir aralığında 3500-4000 civarlarında sonra kesiyordu 4000'in üstüne çıktığında bu bile düzelmiş. Bu muhtemelen işte bu varyatörün kasnaklarının aşınmasından dolayı işte hızlanma esnasında kayışta bir balans yaptırıyordu ya da eski kayışımız problemliydi yani bolalma falan söz konusuydu bilmiyorum o kayışta bir senelik kayışta ama. Yani sonuç itibariyle ben çok memnun kaldım arkadaşlar. İnanılmaz derecede bir iyileşme söz konusu. Yani hızı işte arttı, titremesi kesildi, gaza tepkimesi çok şahane oldu. Yani kalkışta falan titreme yok gibi bir şey yani. O kadar tatlı kalkıyor ki. Yani önceden kalkarken böyle zangır zangır alt taraftan bir titreşim geliyordu. Şu an tamamen kesti. Çok memnun oldum. Değiştirdiğimiz parçaları gördünüz. Nasıl söküldüğünü, takıldığını gördünüz. Yani dediğim gibi bu tarz problem yaşıyorsanız önce bu parçalara bir bakın, bir göz atın. Yüksek ihtimal sizin de probleminiz çözülecek. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ya da bu konuyla ilgili farklı düşünceleriniz, yorumlarınız, fikirleriniz varsa aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Memnun olurum. Son olarak da kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşürüz arkadaşlar.